Türk düşünce hayatında çok önemli bir isim olduğunu sadece kendilerini sevmem açısından söylemiyorum ama herkes tarafından itiraf edilen bir değer hocamız eksik olmasını rica ettiler. Eşitlik ve bugün aramızdalar Profesör Doktor Kenan Gürsoy hocamız. Sadece felsefe dünyasının değil, fikir dünyasının değil, aynı zamanda dış politikamızda da belli bir mekanda belli hizmetleri olan bir hocamız. Onu dinlemek çok hem çok kolay hem de çok zor. Çünkü muhteşem bir İstanbul Türkçesi diyeceksiniz. Hocam, söz size. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hocam benim 15 dakikam 15 dakika sonra mı başlayacak? Siz tamamen serbestsiniz. Efendim lütfettiniz, söz verdiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Çok genç yaşlarımda Urfa'yı görmüştüm. Bir gezgin bir genç olarak ve yabancı arkadaşlarımla beraber aynı tesiri şimdi de alıyorum. Fakat dışarıya çıkıp dolaşmak Sayın Başkanımızın inisiyatifinde olan bir programımız olduğu için pek mümkün olmadı. İnşallah öğleden sonra bana izin verirler. Bu kadar imkanları, bu kadar diyalog imkanları olan bir sempozyum çok az bulunur. Bu kadar güler yüzle dinleyen, alakayla kendilerini ifade eden bir izleyici kitlesini de bulmak fevkalade zordur. İki konuya değinerek girmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şimdi içinde bulunduğum oturumun iki çok değerli arkadaşımın fakirin söyleyecekleriyle ilgili ne kadar önemli şeyler ifade ettiklerini, bir tanesi bir medeniyetin sembolleriyle alakalı ve manevi sembolleriyle alakalı olarak ele alınmasını düşündüğüm o kısımdır. Bir felsefeci olmak dolayısıyla buradaki uzlaşmamız, intibakımızda kaçınılmazdır. Dedi ki öyle oldu. Fakat çok değerli sosyoloji alimimizin söyledikleri üzerinden de ifade edeceklerim var. Kendilerinin mesela birey dediğine ben şahsiyet demek istiyorum. Kendilerinin globalleşme ile ilgili olarak ele aldıklarını ben yakın fakat farklı ufukları olan bir başka terimle devam vermek istiyorum. Evrenselleşme. Bir de kimlik söz konusu olduğu zaman bu şahsiyet fikrini devam ettirmek istiyorum. Ama ilk defa bir sosyologdan bu kadar net olarak duydum. Bir başka konu var. Kimlik gelişiyor, kimlik inşa oluyor. Çünkü biz kimliği durağan bir şey olarak değerlendiriyorduk. Tıpkı kimliği bir yabancı dilde ifade, batı dillerinde ifade edildiği zaman identite olarak karşılandığı gibi identite özdeşliktir veya aidentite özdeşliktir. Halbuki kimlik eğer bir şahsiyet gibi ele alınırsa inşa olur. Tıpkı İslam medeniyetinde olduğu gibi, Batı medeniyetinde olduğu gibi o temel ekseni kaybetmeden bir şahsiyet inşası vardır. Ama ikinci bir nokta var. Biraz evvel maalesef yarısına yetiştiğim Türk eğitim tarihimizle alakalı harikulade bir tebliğim var idi. İnşallah bunu ya kayıtlardan dinleyeceğim ya da basıldığı zaman dinleyeceğim. Fakat sonunda sorulan bir soru dolayısıyla yanlış anlamalara yol açmaması için ve içinde kimlik dolayısıyla, kategori dolayısıyla bir şekilde bulunduğum Galatasaraylı'nı ifade ettiği için bir değerlendirme yapmak istiyorum. Asıl Galatasaraylı aslında sol tarafında bulunan değerli hocamızdır. 1940'lı yılların sonundan itibaren onun bir öğrencisidir. Ben de aile tarihinin itibariyle aşağı yukarı 140 yıllık bir, evet tam 140 yıllık bir Galatasaraylılığımız var. Efendim kavramlarımızı, işte o noktada felsefecilere ihtiyaç var, çok iyi belirlemek durumundayız. Laiklik ve eğitimle alakalı olarak. Eğer laiklikten dini, imani alanı tamamen dışarıda bırakarak seküler dediğimiz bir tarzı kastediyorsanız, Galatasaray Lisesi 1868 yılında kurulduğunda asla sekülerliğe önem vermekle beraber kendini sekülerliğin içine sıkıştırmış bir kurum değildir. Galatasaray Lisesi, biraz evvel Cevdet Hocam'la da bunu teyit ettik. Galatasaray Lisesi kurulduğunda Hristiyanlar, özellikle Katolik Hristiyanlar buraya öğrencilerini göndermek istememişlerdir. Hatta gönderenlerin aforozu da söz konusu olmuştur. Kendileri biraz evvel beni tehdit ettiler, aydınlattılar. Bu aforoz sonradan kaldırılmış.
Yani gayrimüslimler, özellikle Katolikler bu okula velileri tarafından ve kilise tarafından gönderilmiştir. Çünkü bir Müslüman okuldur. Bunun en sağlam teyitlerinden bir tanesi de yine kendi aile tarihiyle alakalı. Büyük babam bu okulu 1877 tarihinden, 76 tarihinden itibaren öğrencisidir. 1888 mezuniyeti. Ama ondan daha öncesi var. Bu okulda en önemli dört öğretmenden biri olan Muallim Fevzi, Muallim Naci, Ecai Saadet ve Mehmet Sihniler'den Mehmet Sihni Efendi. Benim büyük büyük babamdır. O da Ulum-u Arabiye ve Diniye hocasıdır. Ve bilindiği gibi kendileri 1914 yılında vefat ederken arkasında İslam eserleri adına çok büyük bir külliye bırakmıştır. Bunların içinde hala okunmakta olan Nimetül İslam kitabı da vardır. Yani seküler olsaydı ve din dışı olsaydı bunun olabilmesi mümkün değil. Nitekim Galatasaray'ın devam ettiğinde de bir hukuk mektebi haline geldiğinde de aynı hocam ya da aynı hocalar orada da devam ederek bu klasik Osmanlı, klasik İslam kültürünü vermeye devam etmişler. Bu sentezi bir takım farklı kavram savunmaları dolayısıyla kaybetmememiz ve bugün adına da medeniyetleri konuştuğumuz bir ortamda tekrar gündeme getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buradan hareketle ama eğer laiklikten şunu anlıyorsak, farklı dinlere saygıyla hepsinin hakkı verilerek onların bir arada olması bu çağdaş anlamdaki bir laikliğin tanımıdır. İlla siyaset ve din ayrı ayrı olacak anlamına sığdırılmaz. Farklılıkların bir aradalığı, biraz evvel Hayati kardeşimin de söylediği gibi o farklılıkların içindeki birliğin yakalandığı ortamlardır. Osmanlı'nın son dönemi bu sentezleri de gerçekleştirmiştir. Hatta 1868, henüz Abdülhamid'in tahta çıkmadığı bir dönemdir. Bu Türk tarihinin en yüksek reformcusu, eğitim reformcusu diyebileceğimiz sultanından önce Abdülaziz döneminde bulunmuştur. Ve tekrardan büyük bir çabayla devlete emberonun devamı olarak kadrolar yetiştirmiştir. Bu kadrolar lise çağlarındayken Çanakkale Savaşı'na katılmış ve iki sene mezun verememiştir Galatasaray. Çünkü hepsi Çanakkale Savaşları sırasında şehit düşmüşlerdir. O kınalı kuzular aynı zamanda Galatasaraylı öğrencilerdir. Kavramlarınızı çok net olarak belirleyebilmek adına ve doğru tertipleri bu medeniyet merkezimizden yeniden hatırlatabilmek ve gerçekleştirmek adına bu teması duydum gördüm, özür diliyorum eğer rahatsız etmişsiniz. Şimdi benim konum yine bir medeniyet kavramının mutlak olarak içine alması gereken özelliklerinden bir tanesi. Medeniyet alanındaki devamlılık, toparlayıcılık, aralarındaki diyalog ve bu diyalogdan her bir tarafın kendi adına pek çok şey çıkartması. Çünkü bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bir kişilikten bahsediyoruz. Medeniyetler de kendi adlarına gelişmiş süreçlerinde de bu kişiliği ifade ediyorlar. Ve kişiler, şahıslar, şahsiyetler, tek başına o şahıslar, o şahsiyetler değil. Onlar iletişim halindedir. Eğer vakur ve haysiyetli bir biçimde kendilerini kuracaklar ve kendi şahsiyet inşalarını devam ettireceklerse mutlaka yek diğerleriyle ötekileştirmeden ama ötekileştirmiş olmaları da burada maalesef söz konusu olabilmiştir. Yek diğerleriyle temas halinde olmalı ve onlarla müşterek bir dili, müşterek bir üst dili oluşturabilmektedirler. İşte medeniyet kavramı. Bu bakımda iki özelliği birlikte getiriyor. Bir tanesi gelişebilir olma özelliğidir. Yani yerinde saymaması, diğeri farklılıklara ihtiva etmesi, Medine'de olduğu gibi Yesir, daha sonra Medine'de olduğu gibi Medine barışını düşünelim. Ve bu farklılıklarla oluşturduğu o bütünde eğer bir prensip altında bütünleşebilirse, başka prensipleri olan medeniyetlere de bir davetinin, bir vaadinin olması. Nitekim Hazreti Peygamber Risaletten hemen sonra Sasaniye, Bizans'a ve Habeş'e kendisini ifade eden ve kendilerine davet eden mektuplar göndermişlerdir. Bu
bu İslam medeniyetinin evvel emirde evrensel zihniyetini, tevhid akidesini, evrensel zihniyetini, cihanşumul idrakinin bir özelliğidir. O halde tercümeler dediğimiz bir alanda kültür tarihimiz içinde son derece önemlidir. Bir, farklılıklarla karşılaşma, iki, farklılıklarla karşılaşma dolayısıyla kendini inşa etme ama inşa ederken de o farklı olanlara kendinden bir şeyleri vaat edebilme ve onlardan bir şeyleri alarak ikili birlikte beraber bulmak. Bu medeniyet alanında bizim 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında takip ettiğimiz paradigmayı tekrarlamamızı gerektiriyor. Bu paradigma, tek bir medeniyet vardı ve bunun da şahkası, zirve noktası Batı İdil paradigmasıdır. Bu yanlıştır. Ama farklı medeniyetlerin içlerinde kendilerini gördükleri, müşterek kendilerinin olduğu kadar müşterek inşaatında aktörleri olduklarını fark ettikleri ve bu uğurda çalıştıkları o zemin aslen medeni olandır. Şahsiyeti olmayan, kişiliği, kimliği olmayan bir medeniyetin medeniyet olması mümkün değildir. Elbette bizim bu topraklarda yüzyıllar boyu temsil ettiğimiz, oluşumuna imkan verdiğimiz, oluşum sürecini koruduğumuz ve şahikaların buradan gelişmesine imkan verdiğimiz var edildiğimiz adı da İslam medeniyetidir. Ve İslam'ın temel akidesiyle bütünleşen bir medeniyettir. Fakat bu medeniyetin içinde acaba Müslüman olmayanlar da yok mudur? Vardır. Sayın Harman Hocam'a bakıyorum. Doğu Hristiyanlığı da bu medeniyetin neredeyse mütemmim, yani tamamlayıcı parçasıdır. Mütemmim, küzü gibidir. Katkıda bulunmuşlardır, almışlardır ve hatta Endülüs'e gittiğimiz zaman bu topraklarda değildir ki ama buradakileri de sayabiliriz. Mesela Emir Bereketül Bağdadi bilmiyorum Harman Hocam neler, bir Yahudi menşeliydi ama İslam bilimlerinde sınıflandırmada son derece etkili olmuştur. Diğer tarafta Endülüs tarafında da İbn-i Meymun yani Maymunit bir Yahudi filozoftur fakat İslamca düşünmüşlerdir. İslam medeniyetinden etkilenerek düşünmüşlerdir. İslam medeniyetinin kendilerine açmış olduğu kavramlar dolayısıyla fevkalade ilerleyerek daha sonra hep beraber Batı'yı da Müslüman filozofların etkileşini hatırlatıyorum, etkilemişlerdir. Eğer bugün Spinoza'ların temelinde Maymonitleri buluyorsak, Maymonit'in temelinde bir İslam düşüncesi vardır. Eğer Sertoma'ların temelinde İbn-i Rüşd'ü buluyorsak, onların da temelinde yine İslam düşünceleri vardır. Burada evrensel bir yapı var. İbn-i Ziya Ülker Hoca diyor ki, 20. yüzyılın ilk üç çeyreğinde yaşamış bulunan çok değerli bir fikir adamımız. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hoca olarak çalışmış. Fakat onlarca eser vermiş, sanıyorum yüzün üzerinde eser vermiş olan çok değerli bir mütevekkilimizdir. Onun bir kitabının adını kullanmak istiyor. Diyor ki, uyanışlar döneminde tercümenin rolü. Yani bir medeniyetin medeniyet olma sürecine her şeyiyle, maddesiyle, manasıyla, tefekkürüyle, iman hayatıyla ve bu iman hayatının felsefe ve diğer alanlara serayetiyle ilgili olarak bir medeniyet oluşumunun ilk dönemlerinde, o ilk heyecan dönemlerinde, uyanış dönemlerinde tercümeler söz konusudur. Bu tercümeler montaj sanayi oluşturmak için değildir. Kendi adlarına adımlamak içindir. Kendi adlarına iktibas etmek içindir. Montaj sanayi farklıdır. Orada olanı bilgisayar veya internet diliyle tercüme edersiniz ve bugünkülerin elinde alıp sunup bir metin verirsiniz. Kusura bakmayın biraz çağdaş felsefe metinlerimiz buna benziyor. Özür diliyorum meslektaşlarımdan ama kabul edeceksiniz. Ama burada kendi adlarına, kendi şahsiyetinin çerçevesinde alımlamalar söz konusu. Medeniyet, medeniyetler tarihinin içindeki bir halka olmakla da alakalıdır. Yani dış temaslar böyle bir halka olmaklığı gerekli kılar. Medeniyetler tarihinin içindeki bir halka değil. O halde medeniyetler bir devamlılık içinde var. İşte bu devamlılık sürecinde en yüksek eserlerinin bir medeniyetten diğer bir medeniyete aktarıldığını
satıldığını, empoze edildiğini değil, bir medeniyetten diğer bir medeniyette aktarıldığını, o medeniyet tarafından da tekrar söylüyorum, kendi adlarında alımlandıklarını görüyoruz. Bunu bizim bildiğimiz felsefe tarihi, düşünce tarihi, medeniyet tarihi içinde üç önemli örneği var. Bunlardan bir tanesi Mısır, Fenike, Mısır, Fenike ve Mezopotamya da oluşmuş olan o harikulade eserleri Yunan dünyasına aktarılmış. Milattan önce 6 ve 4. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Yunan bir mucize değildir. Çok şükür 60 yıllık gidiyoruz ki Batılılar teyit ettikleri için biz de yavaş yavaş kabul etmeye başladık. Yunan medeniyeti bir mucize değil. Yunan medeniyeti bu tercümeler yoluyla alınan ve özellikle Mısır tanımıyla geçmiş olan o harikulade havoleyi, medeniyet yükünü, birikimini kendi adına fakat kendine mahsus bir sistematikle işlemiş ve kendine mahsus sistematiğin içinde de kavramlaştırmış ve farklı kavramlarla yeni problemler, yeni problematik çerçevesinde evrensele yakın bir vizyon sahibi olmuştur. Bu birinci evre. İkinci evre, işte şimdi burada olduğumuz bu harikulade medeniyet merkezini medeniyet adına fevkalade ilgilendiriyor. Bu hamulenin, yani Mezopotamya'dan, Mısır'dan Yunan'a geçmiş olan bu hamulenin, felsefe ve bilim adına geçmiş olan bu hamulenin, bu bir İslam dünyasına aktarılır ve zemin, medeniyet merkezi, medeniyet yeşili diyorsunuz, medeniyet merkezi burası. Belki Bağdat'tır ama madem ki buradayız, Urfa'yı Musaydin'e almak mecburiyetindeyiz. Bu arada Antakya'yı da söylemeden unutarak geçmek mümkün değildir. Burada bir üçüncü tercümeler dönemi de daha sonra 12. yüzyılda bu sefer İslam medeniyetinin başarılarını, muvaffakiyetlerini Batı'ya aktaran tercümeler dönemidir. Ve Orta medeniyetinin doğmasına imkan vermiştir. Büyükelçi olduğum sırada girdiğim ve yaptığım bütün konferanslarda ya da pek çok konferansta en azından bu terimin üzerinde durulmasını istirham ettim. Batı kendisini tanımlarken Judeo-Kretyen diyor. Yani Yahudi ve Hristiyan medeniyetinin devamı. Bu yanlıştır. Hem Judeo olması dolayısıyla hem Hristiyan olması dolayısıyla yani hem Yahudi temellerini ifade etmiş olması dolayısıyla Avrupa'nın hem de Hristiyan temellerini ifade etmiş olmasıyla mutlaka arkadaki temel referansı görmek durumundasınız. Bu da İslam'da. O zaman Judeo İslam-Kretiyen demek eğer tek başına İslam'ı 12. yüzyıl ya da 13. yüzyıl Rönesans'ı adına söylemeyeceksiniz. Benim başına olacak. Eğer tek başına söylemeyeceksiniz. Ama bu ikincisi şimdi Urfa'da bizi son derece ilgilendiriyor. Elbette İslam alfabesini açtığınız zaman, herhangi bir kitap okuduğunuz zaman, değerli Ömer Faruk Hocam'ın çalışmalarına baktığınız zaman, değerli arkadaşlarımızın İslam felsefesi adına yapmış oldukları çalışmalara baktığınız zaman bu tercümelerin nasıl geldiğini görürsünüz. Urfa, sanıyorum Perslere Hristiyanlığı öğretmek ve ondan Hristiyanlaştıkça bir yeni dilin çıkış bir anlaşmalarını sağlamak için 4. yüzyılda Yunanca'nın eğitim dili olarak Süryaniler tarafından kullanıldığı bir yer. Ama hemen arkasından İslam ordularının kendilerini göstermesi dolayısıyla Süryanice daha etkin bir biçimde burada eğitim oluyor. Fakat Süryaniler aynı zamanda Yunanca'yı çok iyi biliyorlar ve İslam düşüncesine, Arapça'ya bu eserler tercüme ediyor. Şimdi sanmayın ki bunlar Hristiyan eserleridir. Aristoteles Hristiyan değildi. Platon Hristiyan değildi. Plotinus Hristiyan değildi. Öklides Hristiyan değildi. Bunlar Hristiyanlık öncesi kadim Yunan düşüncesine ait düşünürlerdir. Ve bunlar olduğu gibi
kadar yapabildikleri kadarıyla 2-3 asır devam ediyor. Harikulade bir tercüme tekniğiyle de yapıyorlar. Bir kooperasyon da var aralarında. Bunlar Arapçaya aktarılıyor. Şimdi bu bize ne kazandırıyor? Asıl üzerinde durmak istediğim ve bir medeniyetin oluşum sürecinde yine mutlaka değerlendirmemiz gereken konuşulur. Müslümanlar inanırlar, yani iman ederiz ki Hazreti Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Burada çoğul ve bütün bir insanlığı ve bütün bir kainatı kastettiğini ifade ediyoruz. Sırlı bir ifadedir ama bizim idrak edebildiğimiz kadarıyla da son derece önemlidir. Ama kendisi için bu sözün, bu ayet-i kerimenin indirilmiş olduğu Hazreti Peygamber kendisi için ne diyor diye hatırladığında, ben bekarlığı ahlakı tamamlamak için gönderdim diyor. Yani güzel ahlakı tamamlamak için gönderdim. O zaman amacı medeniyetin kuruluş süreci içinde bu ahlakı olarak almak lazım. Fakat İslam ahlakı odur ki hikmetle bütünleşir ve hikmet nerede olursa olsun bir Müslümana itik malıdır. Bulunması, alınması, işlenmesi ve tatbik edilmesi gerekir. O halde Müslümanlar sadece ordularıyla adalet götürecekler. Fakat Müslümanlar zihinleriyle en yüksek bir kavramcılık adına kendilerinden evvelki hikmeti kucaklamak istediler. Bir felsefe dilini, bir ilim dilini öğrendiler. Bu felsefe dilinden ve ilim dilinden kadim olan bir dilden kendilerine aktarımlarda bulundular. Nitekim değerli hocamızın meşgul olduğu Farabi, hikmet önce kalbediler miydi diyor. Yani Mezopotamya'yı kastettiğini düşünüyorum. Daha sonra Mısır, daha sonra Yunan diyor. Oradan da Süryanilere ve Araplara, Müslümanlara, bizlere aktarılmıştır deniyor. Bu silsileyi güzel ifade eder. Bu bir hikmetin, hatta ezeli hikmetin, hikmet-i halinenin, filozofya perelisin aktarımı gibidir. Müslümanlar bunu kendi adlarına alımlamak, kelimeyi bu sefer Müslüman bir terim olarak seçiyorum. Müslümanlar bu hamuleyi kendi adlarına fethetmek için, onunla bütünleşmek ve evrenselle bütünleşmek için çok küçük bir zaman dilimi içinde almışlar, benimsemişlerdir. Eğer felsefe adına konuşacak olursam, İslam felsefesini temellendiren üç ana branş, kelam, pür felsefe ve nazari tasavvuf dediğimde, yani kendisini felsefe diliyle de açmış olan nazari tasavvuftan bahsettiğimde, bütün bu bize aktarılmış olan birikimin nasıl bir felsefe dili içinde kendini açmakta olduğunu fark edersiniz. Bu sadece bilgi adına değildir. Denir ki ve özellikle Batılılar tarafından söylenir ki, bizde de tekrar edilir ki neden bilmiyorum. Kendilerini akli anlamda da kendilerinden olmayanlara anlatmak amacıyla, bir tür akli cihat yapmak amacıyla bu gerçekleştirilmiştir. Ben böyle bir pragmatik amaca sığdıramayacağım. Bunun da bir sonuç olarak gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Fakat asıl amaç, hikmet adına ortaya konmuş olan ne varsa, madem ki onundur, o kendi şahsiyetliliğini, medeniyet şahsiyetliliğini bunun içinden, bununla bütünleşerek alabilmelidir. Ortaya koyabilmelidir, inşa edebilmelidir. Eğer bu mümkünse, medeniyet de kendiliğinden mümkün olacaktır. O halde medeniyetin kendi adımıza, kendimizden hareket ederek evrensel bir yönelişi vardır. Ve bu yöneliş, Urfa'nın bize hatırlattığı ölçüde bu yöneliş bizim yönelişimizdir. Fakat cihanı kucaklamak için bir yöneliştir. Elbette ticari tarafı vardır. Elbette idari tarafı vardır. Elbette din savaşları adına bir anlamı vardır. Ama Urfa'nın asıl sembolü aynı zamanda buranın bir hikmet merkezi ve hikmet tahvil merkezi veya mübadele merkezi olması dolayısıyladır. Hele bir de buna Hazreti Adem'den
peygamberliğin mührü olan Hazreti Peygamber'e doğru geliş sürecindeki peygamberler tarihinde ilave edecek olursanız, nasıl bir hikmet anlayışıyla, madde, mana ve akıl anlayışıyla bu topraklarda bütünleşmiş olduğunu hatırlarız. Bugün adını hatırlamak mecburiyetinde olduğumuzu ruhumuzda duyarız. Bugün adını hatırlarız ve yeni inşalara doğru çıkarız. İnşallah efendim. Teşekkür ediyorum.